Rusya 47 yıl aradan sonra Ay'a gidiyor. Mars'ta gizemli altıgen desenler bulundu. Çilek tüyü yıldızı keşfedildi. İtalya'da yanardağ patladı. Meteor yağmuru gökyüzünü süsledi. Dijital dünyadan uzak duran ünlü yönetmen kim? Otokoltuğu kullanımı hayati önem taşıyor. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında ilginç gelişmeler yaşandı. Gelin birlikte bu gelişmelere yakından bakalım. Rusya 47 yıl aradan sonra Ay'a gidiyor. Rusya, Ay'ın Güney Kutbu'na iniş gerçekleştirmek amacıyla mürettebatsız Luna 25 uzay aracını fırlattı. Başarılı bir inişle tarihte bu bölgeye ilk inen ülke olmayı hedefleyen Rusya, bu adımla ABD ve Çin gibi Ay keşif programlarına sahip devleri yakalamayı amaçlıyor. Ancak görevin sadece prestijle sınırlı olmadığı, Luna 25'in Ay'ın Güney Kutbu'ndaki değerli su buzunu keşfetmeye yönelik olduğu da belirtildi. Avrupa Uzay Ajansı uzmanı Nico Detman'a göre bu su buzu içme suyu, solunabilir hava ve roket yakıtı üretiminde kullanılıyor. Mars'ta gizemli altıgen desenler bulundu. NASA'nın Curiosity keşif aracı, Mars yüzeyinde dikkat çekici altıgen desenler keşfetti. Uzmanlar bu bulguyu Mars'ta dönüşümlü, yağışlı ve kurak mevsimlerin yaşandığına, hatta bu koşullarda yaşamın var olabileceğine dair önemli bir kanıt olarak değerlendiriyor. Araştırmacılar bu altıgen yapıların milyonlarca yıl önce göllerin kuruması ve tekrar donması sonucu oluştuğunu belirtti. Çilek tüyü yıldızı keşfedildi. Antarktika sularında yapılan son araştırmada bilim insanları 20 uzvu olan şaşırtıcı bir deniz canlısı keşfetti. Bu yeni türe Antarktika çilek tüyü yıldızı adı verildi. Koyu kırmızıdan mora kadar değişen renkleriyle dikkat çeken bu canlı, deniz yıldızı ve deniz hıyarı gibi omurgasızlara benziyor ancak çok daha büyük ve etkileyici bir görünüme sahip. Keşif, Antarktika çevresindeki denizlerin ne kadar az araştırıldığını ve burada daha birçok sıra dışı türün olabileceğini gösteriyor. Bilim insanları bu bölgedeki keşiflerin sadece başlangıç olduğunu ve gelecekte daha birçok yeni türle karşılaşabileceğimizi belirtiyor. İtalya'da yanardağ patladı. İtalya'nın Sicilya bölgesinde bulunan dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, 13 Ağustos'ta yeniden patladı. Yanardağın püskürttüğü kül nedeniyle Katanya'da motosiklet kullanımı 48 saatliğine yasaklandı ve araçların hız limitleri 30 kilometreye düşürüldü. Yüzlerce metre yüksekliğe kül saçan yanardağ, Katanya Havaalanı'nda uçuşların askıya alınmasına neden oldu. Meteor yağmuru gökyüzünü süsledi. 12-13 Ağustos gecesi gökyüzünü süsleyen Perseid meteor yağmuru Türkiye'nin dört bir yanından izlendi. Özellikle şehir ışıklarından uzak bölgelerde saatte yaklaşık 100 meteorun parladığı bu görsel şölen izleyenleri büyüledi. İşte Perseid meteor yağmurunun eşsiz görüntüleri. Dijital dünyadan uzak duran ünlü yönetmen kim? Ünlü film yönetmeni Christopher Nolan, teknolojik araçları sınırlı bir şekilde kullanarak dikkatini korumayı tercih ediyor. Akıllı telefon ve e-posta kullanımından uzak duran Nolan, bu tercihinin arkasındaki nedeni hayal gücünü artırmak ve dikkatini dağıtmamak olarak belirtiyor. 2012'den beri bu yaklaşımını sürdüren yönetmen sadece işleri için değil, günlük yaşamında da eski yöntemleri benimsiyor. Teknolojinin sunduklarından olumsuz etkilenmek istemediğini belirten Nolan, 2020 yılında da zaman zaman kapaklı bir telefonla görülmüştü. Yönetmenin bu sıra dışı yaklaşımı, onun başarılarının sırrını da ortaya koyan cinsten. Otokoltuğu kullanımı hayati önem taşıyor. Çocuklarımızın güvenliği her ortamda en öncelikli konumuz. Araç içerisinde de bu güvenliği sağlamamız kritik öneme sahip. Araştırmalar emniyet kemeri veya kucakla taşımanın çocuk koltuklarına kıyasla yetersiz olduğunu gösteriyor. Yetişkinlere kıyasla daha hassas bedenlere sahip olan çocuklarımız için yolculuk sırasında çocuk otokoltuğu kullanmak hayati bir öneme sahip. Bu sebeple ülkemizde 12 yaşına kadar çocukları otokoltuksuz arabaya bindirmenin cezası bulunuyor. Bu kurallara uymak hem çocuklarımızın can güvenliği hem de ailelerin huzuru için olmazsa olmazdır. Lütfen sevdiklerinizi koruyun ve araçla seyahat ederken çocuk koltuğu kullanmayı ihmal etmeyin. Bu hafta bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Haftaya yeni gelişmelerle görüşmek üzere.